Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal şu anda Halk TV ekranlarında. Hasan Bey merhaba. Merhabalar Ata Bey. Günler, teşekkürler. Hoş geldiniz gündem üzerine. Sayın Ünal, şimdi tabii seyircilerimizle de paylaştık. Libya, Yunanistan, Kıbrıs yani tamamıyla kapsamlı bir Doğu Akdeniz stratejisine oturalım konuşalım istiyoruz ama öncelikle tabii Lübnan'da yaşanılan patlamada yine dünya gündemini derinden sarsmış durumda. Acaba bir ihmal mi var yoksa bir sabotaj mı var? Bu sorunun yanıtı belki günler, belki haftalar, belki de aylar alacak ama şurası bir gerçek ki dünyayı derinden sarsmış durumda. 150'yi aşkın kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor ve 5000'i aşkın kişi de yaralandı. Patlamanın yarattığı tahribat gözler önüne serildiğinde adeta bir korku filmi senaryosu, bir felaket senaryosu çizilmiş durumda. Beyrut Limanı neredeyse yerle bir olmuş. Ağır tahribat tabii ki de dikkat çekiyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Yaklaşık 3000 ton amonyum nitratın patlaması sonucu böyle bir ağır hasar meydana geldi. Ve bugün ayrıca da tabii Hiroşima'ya atılan atom bombasının da yıl dönümü olması münasebetiyle biraz daha detaylıca konuşulur oldu. Öncelikle bu patlamayla ilgili düşüncelerinizi alalım. Daha sonra da Doğu Akdeniz meselesine geçelim. Şimdi patlamayla ilgili olarak söylenecekler bu aşamada biraz sınırlı. Çünkü işin jeopolitik bir boyutu var mı yok mu tam bilemiyoruz. Hemen ilk anda herkes... İşte burası Hizbullah'a ait bir depodur muhtemelen, o yüzden İsrail bunu yapmıştır falan gibi sonuçlara varmak istedi. Ama bunu doğrulayan pek de bir şey çıkmıyor. Yani çıkan haberler, Lübnan'ı yakından takip eden analistlerin, yerli ve yabancı analistlerin yazdıklarına baktığımda genellikle işte ihmal vesaire ön plana çıkıyor. Zaten Hizbullah gibi bir örgütün bu kadar büyük çaplı bir tahrip gücü yüksek olan amonyum nitratı o kadar büyük miktarda o limanın muhafaza etmeyi düşünmesi biraz çok akla yatkın gelmiyor. Ama sonuçları itibariyle bölgenin bölgesel jeopolitik etkileri olur mu? Olabilir. Yani eğer Lübnan ekonomisi çok zora girerse Lübnan'ın limanlarını etkili olarak, Lübnan limanlarını etkili olarak kullanamazsa kısa ve orta vadede bunun herkes açısından sonuçları olabilir. Unutmayalım, Lübnan şu anda aynı zamanda ağır bir ekonomik krizin de içinde. Aynı zamanda büyük bir hesaplaşmanın da adeta içinde siyasal olarak. Sonuçlarını göreceğiz. Yani Hizbullah üzerinde ne olur, İsrail üzerinde sonuçları ne olur, Suriye üzerinde sonuçları ne olur? Çünkü Lübnan ama yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen bir Lübnan ziyaretinde bulunması belki Türkiye'nin o açısından iyi olabilir. Çünkü hakikaten çok kendini çok zor durumda hissediyor, öyle anlaşılıyor Lübnan halkı. Tahribat çok büyük düzeyde olduğu için unutmayalım, biz Lübnan'la aynı zamanda önümüzdeki günlerde, aylarda eğer yapacaksak, yani bu Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına benzer anlaşmaları aynı ilkeler üzerinden Mısır'la, İsrail'le ve Lübnan'la da yapmak istiyoruz kıyıdaş ülkeler olarak. Dolayısıyla bunları düşünmemizde de fayda olabilir diye Lübnan halkına destek olması babından böyle bir şey düşünülebilir diye aklımdan geçmiyor değil. Evet, bir de Lübnan patlaması meselesine geçmeden önce yıkımın faturasını şimdilik 15 milyar dolar olarak biçilmesi de yine burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir başkası. Zaten bu olaydan önce de siz de bahsetmiştiniz, hep yazılarınızdan da tabii okuyoruz, mülakatlarınızdan da izliyoruz Hasan Bey. Ekonomik krizin gölgesi altında zamanını geçiriyor Lübnan ve Lübnan halkı ve bu patlamayla beraber daha da fazlaca zarara uğrayacaklar. Bu da şaşırtıcı olmasa gerek. Peki bugün şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya temasları da vardı. Buna da değinelim. Hem yanına Malta Dışişleri Bakanı'nı da alarak Türkiye, Libya, Malta Dışişleri Bakanları bir arada oldular ve tabii ayrıca
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarraç'la da bir araya geldiler. Burada kritik temaslar da oldu, bazı açıklamalar da oldu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun basına yansıyan. Ondan önce, bugüne geçmeden önce şöyle bir genel hatlara bakacak olursak, Türkiye dış politika cephelerini bu kadar çok artırarak, yayarak ne kadar doğru yapıyor? Yani dikkatimiz bir noktadayken, iki noktadayken bugün çoklu noktada. Yani her yere adeta bir cephe açtık. İşte bir bakıyorsunuz Libya'da, bir bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslar'da, hatta Azerbaycan, Ermenistan gerginliği de var. Yunanistan'da malum zaten senelerin vermiş olduğu bir birikim de var. Bütün bu cephelerde tabii ki de haklılık payımız çok yüksek. Bunu da söylemeden etmeyelim ama bununla ne kadar uzun vadede bir başarı alınabilir? Eğer alınamadığını öngörüyorsanız Türkiye sizce neler yapmalı? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle, dış politika haklılığınızı anlatma alanı değildir tek başına. Yani tabii ki belli politikalar oluşturursunuz. Bu politikaları işte sizin açınızdan hakkaniyet ilkesine, siyasal olarak neden sizin doğru olduğunuza, uluslararası hukuk çerçevesinde yaptıklarınızın, yapmak istediklerinizin, elde etmek istediklerinizin neden meşru olduğuna dair argümanlar üretirsiniz. Gayet normal. Fakat dış politika esas itibariyle sonuç alma sanatıdır. Eğer yaptıklarınızdan sonuç alamıyorsanız, tam tersine diyelim ki muhataplarınızın sayısını artırmışsınız ve onlar size karşı birleşiyorlarsa, orada bir hata var demektir. Orada bir yanlışlık vardır. Yani mesela biz çok kısa bir örnekle vereyim. 1950'lerin ikinci yarısından itibaren Kıbrıs meselesine dair politikalar geliştirdik. Bunlarda da tepeden tırnağa kadar haklıydık. Yani tezlerimiz itibariyle. Ancak Arap ülkeleriyle ilişkilerimizde önemli sorunlar olduğu için 1950'lerin ikinci yarısında, 60'ların başlarında ve 64'deki de kadar giden o çizgide Arap ülkeleri bizim değil, Rum Yunan tarafının Kıbrıs tezlerine destek verdiler. Birleşmiş Milletler oylamalarında onların lehinde oy kullandılar. Biz Kıbrıs'ta tezlerimizi değiştirmediğimiz halde 64'te yaptığımız genel dış politika değişikliğiyle Arap ülkelerini ne daha Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi yeniden düzenlediğimiz ve onlarla ilişkilerimizde daha iyi noktaları yakaladığımız için mesela 1974'te Kıbrıs'a çıkarma yaptığımızda Arap ülkeleri yanımızdaydı bu defa, Suriye hariç. Ha, demek ki burada bir şey var. Yani haklılık değil, bir sanatsal bir düzenleme lazım burada. Bu bir orkestra yönetimi gibi olacak. Nüanslar üzerinden hareket edilecek. Çok dikkatli olacak. Şimdi Türkiye gibi ülkeler açısından da cephenin genişlemesi en tehlikeli şeydir. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Bırakın Türkiye'yi, mesela tek kutuplu dünya düzeninde Amerika büyüklüğündeki bir ülke bile, ki hala dünyanın en büyük konvansiyonel gücüne sahip, 2,5 cephede savaş yapabileceğini düşünüyordu Amerikan genel kurmayı, Pentagon diyelim. Şimdi biz şu anda öyle bir durumdayız ki, bakın bir ucu Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına uzanmış durumda. Öbür ucu doğrudan Irak'ta ve orada aktif çatışmanın içindeyiz. Haksız mıyız Irak'ta? Hayır, haklıyız. Tepeden tırnağa haklıyız. Niye? Oradaki terör örgütünü yok etmekle meşgulüz. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haksız mıyız? Hayır. Tamamen haklı taraftayız. Peki Suriye'de? Orada bilmiyorum haklı mıyız, yaptıklarımız doğru mu? Ben emin değilim. Orayı sorgulayanlardan biriyim. Ama orada da birliklerimiz var. Ve her an bir çatışma patlak verebilir. Başta İdlib olmak üzere. Zaten ihmalimizden dolayı PKK orada devletleşme yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'deyiz donanmamızla, hava kuvvetlerimizle zaman zaman. Haksız mıyız? Tepeden tırnağa haklıyız. Doğu Akdeniz'de özellikle Rum kesiminin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede
yaptıklarımız %1000 haklı. Fazlasıyla hak ediyorlar yaptıklarımızı ve devam da etmeliyiz. Bu tarafa geliyoruz. Libya'da yaptıklarımız kesinlikle haklıyız ama yani Libya ile imzaladığımız anlaşma konusunda hem haklıyız hem doğru şeyler yapıyoruz. Yani tıpkı Kıbrıs etrafında yaptıklarımızda olduğu gibi hem haklıyız hem doğru yapıyoruz. Bu tarafta da Yunanistan'a karşı belli bir kas gösterisi, güç gösterisi içerisindeyiz. Sizin de dediğiniz gibi Yunanistan böyle babadan kalmış bir sorun. Zaten devam edip gidiyor onlarla, Yunanlarla daha uzun süre devam edecek. Ama şimdi biz mesela Libya'da Mısır'la savaş senaryosunun içine geldik. Yani bir hafta 10 gün önce mesela Mısır'la eyvah savaşmak üzereydik değil mi? Evet. Biz çünkü destek verdiğimiz Trablus hükümeti güçleriyle doğuya doğru bir hamle yaptık. Çok da başarılı oldular. Kendi üzerlerindeki kuşatmayı kırdılar, yırttılar ve doğuya doğru Hafter ve ona bağlı güçleri süpürmek üzere. Sirte-Cufra hattında o çatışmalar durmuş durumda, orada bekletilmiş durumda, şu anda dondurulmuş durumda ya da ve öte yandan da Mısır yaptığı açıklamalarda Sirte-Cufra hattının bir kırmızı çizgi olduğunu ilan etti. Oraya saldırıldığı takdirde de Mısır'ın doğrudan savaş edileceğini açıkladı. Yani vekalet savaşından doğrudan savaşa. Şimdi peki Mısır'la biz savaş senaryosunun içine geldiysek Libya'da Libya hükümetiyle imzaladığımız anlaşma doğru olmakla birlikte Mısır'la bir savaş senaryosunun içine gelmek doğru mu? Hiçbir doğru tarafı yok. Ha Libya'da doğru tarafı yok. Başka yerde var mı? Başka yerde de yok. Şimdi şuraya gelmek lazım. Efendim şunu yaparsak, tekrar edersek ama Mısır da bizim aleyhimize şunu yapıyor, gidiyor Rumlarla işte bilmem şu anlaşmayı imzaladı, onlarla birlikte tatbikat yapıyor, burada işte tekerimize taş koyuyor falan filan. Peki ama Mısır'la bu hale niye, nasıl geldik? Ne yaptık? Ne oldu? Mısır mübarek zamanda bizim dostumuz, bizimle çok iyi ilişkiler olan bir hükümetti. Tek tük görüş birliği içinde olmadığımız konular olsa bile, mesela 1998 Suriye krizinde Mısır Devlet Başkanı Mübarek bize çok da yardımcı olmuştu diplomatik alanda. Şam-Ankara arasındaki mekik diplomasi yoluyla. Peki nasıl oldu da bu hale geldik? Efendim orada Mursi'yi bu şimdiki Abdülfettah el-Sisi yönetimi bir darbeyle indirdi. O günden beri biz kavgalıyız. Peki bu ne kadar devam edecek? Şimdi efendim ama ne demek biz Sisi'yle şimdi dost mu olacağız? Darbeciyle ilişkilerimizi normalleştirecek miyiz? Ya eğer biz bir değerler üzerinden siyaset yapıyorsak, yani çok partili, demokratik falan filan, o zaman dünyanın üçte ikisiyle ilişkilerimizi bozmamız lazım. Kaldı ki ilişkilerimizin çok iyi olduğu Ömer el-Beşir Sudan'da darbeyle iktidara gelmişti. Ömer el-Beşir şimdi darbeyle devrildi. Onu devirenlerle de ilişkilerimiz iyi, Ömer el-Beşir'le de iyiydi. Suudilerle, Körfez emirlikleriyle yakın zamanlara kadar Suriye meselesinden dolayı görüş ayrılığı içine düşmemize kadar fevkalade iyiydik. Dahası hala Katar'la çok iyi ilişkilerimiz var. Bunların hepsi demokratik çok partili rejimlerle mi yönetiliyorlar? Yani bir ülkeyi kimin ve hangi hükümetin yöneteceğine o ülkenin halkı karar verir. Bizim gidip de Mısır'daki yönetimi meşru, gayrimeşru görme gibi bir lüksümüz olamaz. Böyle bir dış politika tarihte görülmemiştir. Böyle bir ideolojik yaklaşım, Sovyetler Birliği'nin dünyadaki en ideolojik devletlerden biri olan Sovyetler Birliği'nin dış politikasında rastlanmamıştır. İran, İslam devriminden sonra Hümeyni zamanında kısmen buna benzer bir şeyler yapar gibi göründü. Fakat hızla bunu bırakarak normal dış politikayı kendi rayında, kendi çizgisinde sürdürmeye başladılar. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Evet, Libya'da yaptığımız anlaşma doğruydu. Ama Mısır'la bu çatışmacı siyasette ısrar ettiğimiz için yaptığımız doğru bize sonuç getirmiyor. Tam tersine Mısır'la orada bir savaş senaryosunu önümüze getirdi. Bundan cesaret alan Yunanistan bu taraftan diş gösteriyor bize. İşte Meis'in güneyindeki Naftex ilanıyla ilgili kararda olduğu gibi. Öte taraftan mesela İsrail'le niye kavgalıyız? Halen neden uzlaşmıyoruz? Neden İsrail'le bir Libya'yla imzaladığımız anlaşmaya esas olan ilkeler üzerinden bir anlaşma imzalama yoluna gitmiyoruz?
ilişkilerimizi tamamen normalleştirmiyoruz. Ne olacak peki? İsrail'le niye kavgalıyız? Orada darbe yönetimi yok. İsrail efendim Gazze'deki halka, Filistinlilere kötü davranıyor. İyi ama yıllardır bunu yapıyor. Ayrıca biz İsrail'le ilişkilerimizi bu halde tuttuğumuz ve İsrail'i Rum-Yunan ikilisine bir müttefik olarak hediye ettiğimiz için İsrail'in politikalarında bir değişiklik oluyor mu? Yani bizden çekiniyor, korkuyor ya da bizim uyguladığımız ekonomik veya da siyasal baskılardan, askeri baskılardan dolayı Gazze'ye yönelik politikasını değiştiriyor mu? Hayır. Nereye gidecek bu ilişki? Yani özetle şu, evet haklı olabilirsiniz, kendinizi haklı görebilirsiniz. Her devlet kendisini haklı görür zaten. Gidin Rumları dinleyin, tepeden tırnağa haklı olduklarını anlatırlar. Ben yıllarca Yunanları dinlemiş birisiyim böyle değişik tartışma platformlarında. Bir anlatmaya başlarlar. Yani nereden ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Herkes haklıdır. Ama dış politika sonuç alma sanatıdır. Sonuç alabilmek için de bizim belli konulara odaklanan bir dış politika izlememiz lazımdır. Mesela 1998 Suriye krizinde yaptığımız gibi yapmamız lazımdır. Şu anda Yunanistan üzerinde baskı kurarak sonuç alabileceğimiz bir uluslararası ortam var. Neden var? Çünkü Yunanistan açısından Türkiye ile inatlaşma, iddialaşma, bu Ege sorunlarını Doğu Akdeniz'e Rumlarla taşıyarak sürdürme politikasının en önemli dayanağı Avrupa Birliği konusuydu. Biz Avrupa Birliği'ne girme konusunda çok isteklilik gösteriyorduk. Yunanistan, sonradan üye olan 2004'te Rum kesimi birlikte Türkiye'ye şunu diyorlardı. Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsan Ege'de Yunanistan'ın, burada da Rumların taleplerini yerine getireceksin. Özetle buydu. Ve Türkiye'de sanki bunu yapacakmış gibi davranıyordu o yıllarda. Ama şimdi Türkiye'nin dış politikasında Avrupa Birliği konusu herhangi bir belirleyici etkiye sahip değil. Böyle olduğu için de Türkiye'nin artan gücü de dikkate alındığında Yunanistan üzerinde çok ciddi baskı kurarak pek çok Yunanistan'ı geri adım atmaya, Ege'de bizim tezlerimizi kabul ettirmeye uygun bir ortam var. Ama bunun için İsrail'le kavgamızın, Mısır'la kavgamızın sona ermesi lazım. Ve Suriye'de bize tamamen yük haline gelmiş mevcut politikanın tümüyle terk edilmesi şart. Yani Suriye hükümetiyle bu kadar kavga ederek nereye varacak Türkiye? Dolayısıyla sonuç alamıyoruz. Evet haklıyız. Sadece haklı olduğumuzu bağırıyoruz. Bir de yaptığımız bir şey var. Allah'tan silahlı kuvvetlerimiz güçlü. Allah'tan birçok yerde hızlı intikal kabiliyeti sayesinde etkili olabiliyor. Ama ne kadar askeri olarak güçlü olursanız olun, karşı tarafların beyninin içindeki mücadele azmini kıramadan sonuç alamazsınız. Bu da ancak ve ancak, mesela şöyle düşünelim, tersinden düşünelim. Şimdi Mısır'la ilişkilerimizde bir sorun yok. Zaten Libya ile imzaladığımız anlaşmanın benzerini çoktan Mısır'la imzalamıştık diyelim. Hatta Libya ile imzalamadan önce belki Mısır'la imzaladığımızı düşünelim. İsrail ile benzeri bir anlaşma imzalamış olduğumuzu düşünelim. Çoktan 2013-15 filan tarih itibariyle dış politikamızda Suriye konusunda yaptığımız hataları geriye çevirerek tekrar Suriye hükümetiyle ilişkileri toparlamaya çalıştığımızı düşünelim. Mısır ve İsrail'le eğer biz kıyıdaş ülkeler olarak bir deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması yaparsak zaten Lübnan'da yaparız. Suriye ile bir yan çizgi çekmiş olduğumuzu düşünün. Efendim şimdi ve bu çerçevede bu arada Ruslarla da ilişkilerimiz gayet iyi. Batı dünyasıyla da bir ideolojik kavgaya girişmeden onları da idare edecek tarzda ve NATO'nun içinde ilişkileri sürdürecek şekilde gidiyoruz. Gücümüz katlamalı artmış olur. Niye? Çünkü silahlı kuvvetlerin gücünü diplomasi ve dış politika artırır. Onların çarpan gücünü yükseltir. Şimdi böyle bir şartlarda diyelim, biz Yunanistan'la bu Meis'in güneyine ilişkin NAVTEX'i ilan etmiş olsaydık, Yunanistan bize karşı silahlı kuvvetlerini seferber etme cesaretine girişebilir mi? Bence girişemez.
Şimdi Yunanistan şunu bekliyor, diyor ki burada benle bir çatışmaya girerlerse ya da şeyde Libya'da Mısır'la bir çatışmaya girerlerse, benle burada girerlerse Suriye'de belki İdlib'de bir şeyler patlak verebilir. Rusya ile bunların ilişkileri limoni her an kırılmaya hazır. Çünkü mesela Rusya ile geçen hafta, iki hafta önce bir mutabakat imzaladık Libya konusunda. İyi, doğru bir mutabakat ama yine arkası gelmedi. Yani o mutabakat çerçevesinde o mutabakatın yarattığı havadan faydalanarak, o mutabakatın ruhundan faydalanarak Suriye'de de bir genel uzlaşmaya gitsek, Suriye hükümetiyle ilişkilerimizi normalleştirsek. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Dış politika somut, elle tutulur sorunlar üzerine inşa edilir. Mesela Suriye politikada amacımızın ne olduğunu izah edebilen var mı? Yani peki biz bu şekilde Suriye sorununu sürükledik. Şu anda bilmiyorum kaç milyar dolar harcadık Suriyeli sığınmacılara. Bir sene öncesine kadar, 1,5 sene öncesine kadar 40 milyar dolardan bahsediyordu. Belki 50 milyar dolara geldi rakam. 4 milyona yakın insandan bahsediyordu. Belki bu rakam 5 milyona geldi. Resmi gayri resmi toplamda nedir bunları bilmiyoruz. Peki bu iş 5 sene daha böyle sürüncemede giderse ne olacak? Türkiye'de 7-8 milyonluk bir Suriyeli sığınmacı. Bu arada tamamen bize zarar veren bir Suriye politikası. İdlib'de kuvvet bulunduruyoruz, Afrin'de kuvvet bulunduruyoruz, bilmem Fırat Kalkanı bölgesinde kuvvet bulunduruyoruz, Barış Pınar Operasyonu bölgesinde kuvvet bulunduruyoruz ve giderek bize karşı bir Arap koalisyonu oluşmasına sebebiyet veriyoruz. Diğer politikalarımızla Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri. Ne olacak bu? Bundan ne elde etmeyi umut ediyoruz? Yani amacımız ne? Burada tamamen duygusal içerikli, ideolojik kapsamlı yanlış politikalar izliyoruz. Biz bir kere baştan Esad gitsin dedik, geriye adım atamayız, işte tükürdüğümüzü yalayamayız ama böyle bir dış politika anlayışı yok. Dış politika somut konular üzerine odaklanır. Yani mesela Yunanistan'la Ege konusunda mücadele etmenin somut gerekçeleri vardır. Niye? Çünkü elle tutulur sorunlar var. Adam bizi yani bizim sınırlarımızın birkaç mil açıklarına hapsetmeye çalışıyor. Bütün Ege'yi bize kapatmaya çalışıyor. Buna izin veremeyiz. 80 küsur milyon insanın burada geleceği yatıyor. Buna izin veremeyiz. Ha, adilane, hakkaniyete dayalı bir bölüşüme razıyız. Bunu da göstermeliyiz zaten. Gösteriyoruz da. Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın deniz hukuku sözleşmesini abuk subuk yorumlayarak bizi Meis ile Rodos arasında çizdikleri bir çizgiye hapsederek Doğu Akdeniz'den dışlamaya çalışmalarını katiyen kabul edemeyiz. Tamam, ama bunları kabul edemeyiz derken bunlara uygun politikalar oluşturmalıyız. Yani sadece Yunanistan üzerine yoğunlaşan, onun üzerine odaklanan politikalara yönelsek daha kolay sonuç alırız. Ama şimdi aynı anda Mısır, aynı anda İsrail, aynı anda Suriye, aynı anda Rusya, aynı anda Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi falan. Yani bakıyorum etrafta eksik hangi ülkeler kaldı falan diye. Yani dolayısıyla bizim dış politikamızda ciddi, kapsamlı bir revizyona ihtiyacımız var. Bu revizyon olmadığı sürece kan kaybı devam edecek diye düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle kan kaybı, somut bir şey kaybetmiyoruz ama uyguladığımız güçle somut bir şey elde etmiyoruz. Şimdi Sayın Ünal, söylemlerinizden bazı merak uyandırıcı yerler de edindim. Şöyle ki, daha önceki açıklamalarınızı da tabii takip ediyorum. Sanki Mısır'la biraz böyle benzer mi, paralel mi politikalar gidiyoruz? Şu konuda sorumu yönelteceğim size. Şimdi biz de Mısır'da çeşitli noktalarda karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani birden fazla sanki cephede böyle mücadele veriyormuşçasına bir hava var. İşte siz diyorsunuz ki Sisi Mısır'ın ulusal çıkarları neyse onu yapıyor. Tabii ki her lider kendi halkına dönük, halkının çıkarına dönük politika görecek hem içeride hem dışarıda. Sisi de bunun bir benzerini yapıyor. Yadırgamamak lazım. Bazen işte duruma göre Amerika Birleşik Devletleri yanında, bazense Rusya'nın yanında daha fazla yer alıyormuşçasına bir görüntü veriyor sanki. Peki bu Mısır, madem Sisi kendi ulusal çıkarları uğruna
bu türden bir politika güdüyor. Bu ne kadar sizce gerçekçi olabilir? Şuna geleceğim. Bölgede Doğu Akdeniz başta olmak üzere Büyük Orta Doğu projesinden de hep bahsediyoruz. Sanki bu stratejiler Mısır'ın ulusal çıkarını daha da bastırabilir mi? Yani esas böyle resmi geniş görecek olursak aslında masada çok da öyle Mısır'ın ulusal çıkarına yarayacak bazı hamlelerin olduğunu söyleyebilmek çok da sanki gerçekçi olmayacak gibi duruyor. Yani Sisi burada biraz da ateşle oynuyor diyebilir miyiz? Şimdi Türkiye ile kavga Mısır'ın ve Sisi'nin tercihi değil. 2013'te bu darbenin Haziran ayında gerçekleşmesinden itibaren önce bir söz düellosu şeklinde başlayan ve giderek işte söz düellosu artı siyasi manevralar şeklinde devam eden bu kavgayı Türkiye Mısır'ın üzerine empoze etmiş durumda. Mısır yetkilileri değişik vesilelerle ve giderek işte gayri resmi yani yarı resmi kişilikler, gruplar yazdıkları ve söyledikleri şeylerle Türkiye ile kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduklarını, bunu düşünebileceklerini, düşünmeye hazır olduklarını vesaireyi söylüyorlar. Dolayısıyla şimdi burada Sisi'nin ya da Mısır'ın tercihi bir durum yok. Ama öbür taraftan bakarsak Sisi mesela kendi ülkesinin ulusal çıkarları açısından tutarlı bir diplomasi, bir dış politikada izliyor. Yani bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri çok iyi, öbür taraftan da Rusya ile çok iyi. Yani Putin'le o kadar yakınlaşmış durumda ki hem bu bir çok sayıda nükleer reaktör yapıyor Rusya. Evet. Mısır'a o projeyi başlatmış durumda. Mısır açısından çok çok önemli bir proje o. İkinci bir şey Rusya'dan ileri teknoloji silahlar alıyor. Ve bunu da Amerika'nın muhalefetine rağmen yapıyor. Yani aynı anda Amerika ile aynı anda Rusya ile aynı anda Avrupa Birliği ile ve özellikle Almanya ile çok iyi ilişkiler kurmuş durumda. Şu anda da Fransa ile bu ilişkilerini sürdürüyor. Arap dünyasına da ilişkileri fevkalade iyi. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'deki diğer emirlikler vesaire, Ürdün, şu bu yani bu ülkelerin hiçbiriyle bir sorunu görünmüyor. Giderek Suriye'deki Esad rejimiyle de ilişkilerini onarmaya çalıştıklarına dair işaretler var. Dolayısıyla Sisi'nin izlediği dış politikada sürdürülemez bir yan görmüyorum. Hatta şöyle kendisi açısından, Mısır açısından çok önemli şeyler var. Mesela Mısır, Nasır zamanında ağırlıklı olarak Sovyetler Birliği'ne yaslanmıştı. Sovyetler Birliği esas tedarikçiydi Mısır ordusu için. Enver Sedat ise Amerika ve İsrail ile ilişkilerini düzeltmek istediği için Sovyetler Birliği ile ilişkilerini yavaş yavaş hatta hızlı bir şekilde azaltmıştı, seviyesini düşürmüştü. 1973 Arap-İsrail Savaşı öncesinde başlamıştı bu. 1972'de 20 bin falan Sovyet görevlisini, danışmanını bir anda bir kararla ülkeden çıkartmıştı. Savaş sırasında 73 savaşında Sovyetler Birliği Mısır'a epeyce yardım etmesine rağmen Mısır'da savaşta kendi çapında bakılırsa bayağı başarılı görünmesine rağmen ki o savaş Mısır açısından 3 aşağı 5 yukarı bir beraberlikle bitmiş diye düşünülebilir Mısır ve Suriye açısından. Savaştan sonra Enver Sedat Amerika ve İsrail'e yanaştı ve Camp David anlaşmalarına giden süreç başladı. Ve Sovyetler Birliği ile daha sonra da Rusya ile ilişkileri böyle şeydi, o kadar kuvvetli bir bağ oluşturmuyordu. Şu anda Sisi o bağı yeniden oluşturdu. Yani hem Amerika ile ilişkileri çok iyi hem de Putin ile Sisi'nin bir de arkadaşlık düzeyinde ilişkileri var. Bu da önemli. Mesela Putin ne bileyim en son model işte başkanlık arabasını kendisi kullanıyor, yanına Sisi'yi alıyor falan, bak gördün bu araba çok ilginç falan diye. Bunlar hani bir lider öbürüne jest olarak yapar. Yahut Afrika açılımı var Rusya'nın, işte Soçi'de yapıyor. Bunu Mısır'la birlikte yapıyorlar Afrika açılımını falan ve Putin'de Sisi yan yana falan. Şimdi bunlar önemli şeyler Mısır açısından ve belli bir tutarlılığı var ama Mısır yönetilmesi de çok kolay bir ülke değil özellikle ekonomik açıdan. Yılda neredeyse 2 milyona yakın nüfus artışı var, şu anda 100 milyona gelmiş durumda.
bu ülkenin beslenmesi, kalkındırılması, yatırımları, şunları bunları pek kolay değil. Mesela geçen yıl ekonomik olarak çok daha iyi bir durumdaydı. Bu yıl bu şeyden salgından dolayı rakamları bozulmaya başladı falan. Ama Mısır yani dış politikası itibariyle sürdürülemez büyük yanlışların içerisinde görünmüyor bana dışarıdan baktığımda. O yüzden yani Türkiye gibi değil, Türkiye'nin dış politikasında sürdürülemez diyebileceğimiz bir sürü unsur var yani. Ve revizyon gerektiriyor ama Mısır şey itibariyle bunları görmüyor. Evet. Peki şimdi şunu da sormak isterim size. Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünü de yine geçtiğimiz günlerde geride bıraktık. Yunanistan'ın bastırmasıyla bu anlaşmanın güncellenmesinin de yine olasılıkları konuşuluyor. Dünya kamuoyunun da basının da ilgi çekeceği üzere. Sizce Lozan konusunda bir güncelleme olabilir mi? Bazı maddelerinde değişikliğe gidilebilir mi? Bu yönde bir tahmininiz olur mu Hasan Bey? Şimdi şöyle, son zamanlar Lozan'a göre silahsız statüde olması gereken 23 ya da 24 adanın 16-17 tanesinin Yunanistan tarafından silahlandırıldığını söylüyor. Ve bu çerçevede bizim yetkililerden bazıları, özellikle Hulusi Akar dile getirdi ki bence doğru yaptı. Dedi ki yani eğer bu adaların silahsız tutulma statüsüne riayet edilmezse Lozan Anlaşması'nda, o zaman biz de deriz ki yani biz bu adaların egemenliğini size bu şartlarla devretmiştik. Şartlar yerine gelmediğine göre o zaman biz de egemenliği devredip devretmediğimizi yeniden değerlendiririz. Bu bence çok önemli. Türkiye'nin uzun yıllar önce Yunanistan'a söylemesi gereken bir şeydi. Ama bu Avrupa Birliği merkezli dış politikamızdan dolayı bunları söyleyememiştik. Şimdi bunu söyleyince Yunan tarafı şimdi bu Navtex üzerine başlayan gerginlik ve onu düşürmek üzere devreye sokulan müzakerelerde güya Lozan'ı güncelleyelim diyecekmiş. Ve benim tahminim onu getirecekler ve diyecekler ki ya evet bu adalar Lozan'da böyle bir statüde alınmıştı. Ayrıca 12 adalar sizden direkt değil 1907 anlaşmasıyla İtalya'dan bize geçmişti. Ama biz de diyeceğiz ki evet İtalya'ya verilirken de bu statüyle verilmişti. Dolayısıyla size de aynı statüyle geçti falan filan. Bu tartışmalar üzerine Yunan tarafı şöyle diyebilir. İşte bu 1900 yani bu silahsız tutulması statüsü egemenliği kısıtlayıcı bir unsur. Bunun kabul edilemez bir tarafı var. Birleşmiş Milletler'in şartına aykırı bir takım şeyler getirebilirler. Dediğim gibi bir devlet bir konuda bir argüman dizisi hazırladığı zaman işte egemenlikle ilgili hale getirir. Uluslararası hukuktan kendi işine gelen bölümleri çeker çıkarır falan. Ama biz de başka şeyleri gündeme getirebiliriz. Yani Yunanistan şunu demek isteyebilir. Ya bu adalar üzerindeki bu kısıtlayıcı hükümleri kaldıralım. Biz de deriz ki yani eğer adalar üzerindeki o kısıtlayıcı hükümleri kaldıracaksak kardeşim, o zaman size verdiğimiz 20 bu Doğu Ege adalarının bir defa yeniden bir egemenliğini tartışmaya açalım. Bunların bir kısmını da biz alalım. Bir kısmı sizde kalsın. Çünkü bir kısmını da biz alalım ki daha sonraki deniz yetki alanları, kıta sahanlığı paylaşımında hakkaniyete dayalı bir şey çıksın. İkincisi, egemenliği Yunanistan'a uluslararası anlaşmalarla verilmeyen 150 küsur ada var. Kaya parçası var vesaire var. Bunların egemenliğinin de Ege'nin ortasından çekilecek bir çizgiyle doğuda kalanlarının tümü Türkiye'ye verilsin. Zaten öyle olması lazım. Çünkü bu adaların sahibi Osmanlı yani. Anlatabildim mi? Çünkü egemenlikleri uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş. O zaman ada statüsünde değilmiş çünkü üzerinde yaşayan kimse yokmuş. Yunanistan bunlar buraların bir kısmını ada haline dönüştürmüş, üzerine nüfus yerleştirmiş falan. Uyanıklıklar yapıyor. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. İşte 2004 yılında 16 mı 18 mi bu tür adaya da el koymuş falan. Ama onlar onun tuzağı olur. Biz de bunları kabul etmeyiz. Dolayısıyla Lozan'ı açarsa Yunanistan öyle güzel bir tuzağa gelebilir ki. Ama o tuzağın içinde Yunanistan'a
Yunanistan da hakikaten hakkaniyete dayalı güzel bir Ege paylaşımı yapabilmek için de dediğim gibi siyasal olarak bu çevremizdeki bütün ülkelerle kavgalı ortama son vermemiz lazım ve Yunanistan üzerinde tam bir baskı kurabilecek durumda olmamız lazım. Yunanistan üzerinde tam bir baskı kurduğumuzda Avrupa Birliği'nin ve diğerlerinin kendisine yardıma gelmeyeceğini gördüğünde Yunanistan akıllı davranmak zorundadır. Yunanistan çok akıllı davranmayabilir çoğu zaman Türkiye konularında ama Yunanistan Kıbrıs Rumlarıyla mukayese edildiğinde çok daha akıllı bir toplumdur. Yani Kıbrıs Rumları apayrı bir gezegende yaşıyor. Onlar işte Jüpiter'de bir yerlerde bir Helen orduları falan var. Onlar harekete geçtiler. İşte dünyaya gelmeleri 1-2-3 sene alacak ama işte direnirlerse bir şey olmayacak falan. Yani Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den atacak o Helen orduları falan. Böyle rüyalarla yaşıyorlar. Yani onları ciddiye alıp da müzakere etmenin bir anlamı yok. Ama öte taraftan şu, Yunanistan üzerinde tam bir askeri siyasal baskı kuramadığınız zaman da Yunanistan'ın hikayelerini dinlemeye devam edersiniz. Yani Yunanistan siyasileri, Yunanistan'ın müzakerecileri bu hikayeleri anlatma konusunda da dünya çapında başarılıdırlar. Yani size neden haklı olduklarını gece gündüz anlatırlar. Ona hiç şüphe yok zaten ve bu kanalları zorlamak için de elinden geleni yapıyor. Son olarak Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de bir açıklaması var. Bu işi Lahey'e kadar götürebilecekleri yönünde. Eğer Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa o halde uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gidebiliriz demiş. Gidemez tek başına. Lahey'e beraber gideriz. Biz de gideriz. Biz sonuçta Lahey'e gidilmesine prensip olarak karşı değiliz. Ve uluslararası hukukta devletlerin zorunlu yargılanması yoktur. Ancak devletler birlikte giderlerse Lahey'de yargı süreci olabilir. Orada da temel konularda anlaşacaksınız ki bazı teknik konuları mahkemeye havale edeceksiniz. Yoksa bütün bir meseleyi mahkeme çözemez ki size. Hangi tahkimname üzerinden mahkeme karar verecek? Bunlar olmaz ki. 1976'da yanılmıyorsam zaten Yunanistan tek başına Lahey'e gitti ve mahkeme yetkisizlik kararı verdi. Yani Mitsotakis biraz da ablasına sorsun. Yani ablası geçenlerde güzel açıklamalar yapmış. Demiş ki yani bak bu Mitsotakis'in adı Kiryakis herhalde. Kiryako demiş yani Türkiye ile gerginliği çok tırmandırırsan çok garip bir Türkiye var şu anda demiş. Yani oraya buraya vurmaya hazır görüntülü. Aman demiş yani tek başımıza kalmış olmayalım Türkiye ile. Çünkü tek başımıza kalırsak hakikaten çok kötü şeyler olur demek istiyor. O daha akıllı bir kadındır. Ben onu Ankara'da görevliyken de bizim üniversiteye konuşmacı olarak getirmiştim. Ve bize de o zaman işte söyleyebildiği tek şey şuydu. Aman Avrupa Birliği çizgisinden uzaklaşmayın. Çünkü Yunanistan'ın Türkiye'den isteklerini alabilmesinin tek yolu oydu. Peki. Şimdi bir konu daha var. Yine dikkat çekici Sayın Ünal. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol şirketleri aracılığıyla Suriye'de YPG ile tabii PKK'nın bölücü terör örgütünün uzantısıyla işbirliğini artırması. Bu konuda Türkiye masaya nasıl kozlar öne sürebilir? Ve tabii zaten Amerika'nın senelerden bu yana tırlar dolusu silahlarla, ağır silahlarla bu örgüte yardım etmesine, teröristlere yardım etmesine ne yazık ki göz yumuldu ve önüne de geçilemedi. Bu bilinen bir gerçek. Artık ayan beyan da yapıyorlar. Çok öncelerinde tabii gizli kapaklıydı ama artık sanki hiçbir çekinceleri yokmuşçasına hareket ediliyor. Ne yazık ki müttefikimiz tarafından bu yönde davranışlara maruz kalıyoruz. Bu son tahlilde Türkiye bu konuda nasıl hareket edebilir? Gerektiği kadar sesini yükseltebiliyor mu? Sadece dışişlerinden yapılacak kınamalarla herhalde geçiştirilmesinin beklenmesi pek de olası gözükmese gerek, öyle değil mi? Şimdi efendim çok kapsamlı karşılık vermek lazım. Bu çok alçakça bir girişim. Amerikan dışişlerinin bu petrol anlaşmasına destek veren açıklamaları da ayrı bir alçaklık. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Gözümüzün içine baka baka bir terör örgütüne müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri bize karşı bizim toprak bütünlüğümüzü bozma için uğraşan bir terör örgütüne destek veriyor. Şimdi ama buna sinirlenip ortalığı tamam sinirlenerek bir sürü şey söylenebilir ama esas
vurucu hamle şudur. Şimdi şunu hesaplamamız lazım. Bu terör örgütü ve Amerika orada böyle bir devlet yapılanması işinde neyi varsayım olarak alıyor? Benim tahlilim şu. Amerika ve bu terör örgütü diyor ki nasıl olsa Ankara Şam hükümetiyle uzlaşmayacak. Bu da en büyük zaafları ve Şam hükümetiyle bunlar sürekli uğraştıkları için bir şekilde Suriye'nin bölünmesine giden bir süreci zorlayacaklar. Bu bölünme illa pat diye olmayabilir. Kağıt üzerinde Suriye toprak bütünlüğü varmış gibi görünebilir. Bilmem ne olabilir. Ama bir şekilde federatif bir yapıya gidecek. Bir de son zamanlarda bir şey çıktı. İşte Türkiye Suriye'deki Türkmenlerin haklarını da isteyecek anayasada falan filan diye. Türkiye'nin bu Suriye'de anayasa değişiminden falan bahsetmesinde ve ısrar etmesinde hiçbir mantıklı taraf yok. Suriye'nin milli üniter yapısında aynen ısrarcı olmak lazım normalde. Şimdi onun üzerine inşa etmişler bu politikayı durumdalar. Bizim karşı hamlemiz şu olmalı. Biz Suriye hükümetiyle anlaşmalıyız. Ve Suriye hükümetiyle derhal anlaşarak iki konuda harekete geçmeliyiz. Birisi teröre karşı ortak mücadele. O da daha önce var olan Adana mutabakatımızı gerekirse güncelleyerek mümkün olur. Biz Adana mutabakatı çerçevesinde kardeşim hemen teröre karşı ortak mücadele politikası belirleriz. Buraya Rusya da tam destek verir. Öbür taraftan Suriye hükümetiyle bize sığınmış olan Suriyelilerin geri evlerine gönderilmesi konusu masaya yatırılır. Elimizdeki nüfus listeleri, kayıtlar, bilmem neler, şunlar isim listeleri karşı tarafa verilir. Bize gelenler bunlar denir. Onların işte gruplar halinde 50'şer bin, 100'er bin, 300'er bin, 500'er bin şeklinde geri evlerine intikalleri süreci başlar. Bunlar görüldüğü zaman biz öyle bir psikolojik üstünlük sağlarız ki PYD ve Amerika üzerinde. O zaman zaten böyle bir devletçi orada kuramayacaklarını anlarlar. Oradaki o PYD'nin baskısı altındaki bazı Kürt grupları, Arap grupları da onları oradaki şeyleri satmaya başlarlar. Yani alanda diplomasiyle karşılık vermek lazım. Ha askeri güç olarak da baskı kurarsınız belli bir noktadan sonra. Yani bunları yaparak ama bakın bugüne kadar Afrin'de operasyon yaptık. Fırat Barış Pınarı operasyonunu yaptık ama tam sonuç alabildik mi PYD'ye karşı? Hayır. Hiç sonuç almadık demiyorum ama tam sonuç alamadık. Neden? Çünkü Suriye ile ortak çalışmıyoruz. Çünkü Suriye hükümetini dışlamaya devam ediyoruz. Bu da karşı taraflara şu mesajı veriyor. Türkiye'nin bu politikaları sonucunda bir şekilde Suriye federalleşmeye gidecek. O federalleşmenin içinde de bu PYD grupları petrolü de kontrol eden bir federe grup haline gelecek. Dolayısıyla biz bu politikaya devam edelim. Bunu kırmak lazım. Peki, Sayın Ünal, teşekkür ederim size. Vakit ayırdığınız için sağ olunuz. A'dan Z'ye birçok konuya değindik. Teşekkür ederiz, sağlıklı günler dileriz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Evet, sevgili seyirciler, Maltepe Üniversitesi'nin öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'la Lübnan'dan girdik, Libya'da çıktık. Daha sonra Doğu Akdeniz'i şöylece bir genel hatları itibarıyla enine boyuna masaya yatırdık. Suriye meselesine değindik ve Türkiye'nin şöyle bir genel anlamda dış politika konusunda atmaya çalıştığı adımları anlamaya çalıştık.